Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı. Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, kıymetli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, milli varlığımızı, muazzez vatanımızı, al bayrağımızı yükseltmek için yaptığınız fedakarlık, gösterdiğiniz teveccüh, verdiğiniz destek nedeniyle hepinize şükranlarımı sunuyorum. Onurlu bir geleceğe işaret eden bugünkü açık hava toplantımızda bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Bu heyecan dolu toplantımıza omuz vermek için yalnızca Samsun'dan katılanları değil, Ordu'dan, Sinop'tan, Giresun'dan, Kastamonu'dan illerini temsilen gelen kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bilmenizi isterim ki bizlere daha büyük hamleler yapmak için güç ve ilham veriyorsunuz. Samsun, kurtuluşumuzun meşalesi, devletimizin medariftarıdır. Samsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin tertemiz mayası, Türk milletinin yüz akıdır. Bütün değerleri çok iyi anlaşılan bir mücadelenin kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatırasını saygı ve şükran duygularımla anıyorum. Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz ecdadımızı bölücü terörle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. Televizyon ekranları başında bizi izleyen, radyo kanallarından bizi dinleyen, sosyal platformlardan bizleri takip eden bütün vatandaşlarımı, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertibinde ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı bu vesileyle kutluyorum. 2023'e doğru aday belli, karar net temalı. Bugünkü toplantımıza katılan Samsunlu kardeşlerimizin yanı sıra temsilen Cumhuriyet Meydanı'nı teşrif eden ordulu kardeşlerimize, Sinoplu kardeşlerimize, Giresunlu kardeşlerimize, Kastamonulu kardeşlerimize ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Günümüz ve geleceğimiz kutlu olsun inşallah. Değerli vatandaşlarım, aziz dava arkadaşlarım, 4 Eylül 2022'de Sivas'taydık. 11 Eylül 2022'de Bursa'daydık.
18 Eylül 2022'de Kayseri'deydik. 25 Eylül 2022'de Erzurum'daydık. 16 Ekim 2022'de Konya'daydık. 23 Ekim 2022'de Manisa'daydık. 13 Kasım 2022'de Elazığ'daydık. Bugün de Cumhuriyete giden yolun ilk adımının atıldığı, ilk harcının karıldığı, milli mücadelenin ilk kıvılcımının çakıldığı Samsun'dayız, tarihin ve milletin huzurundayız. Bu muhteşem manzara Türkiye'nin şahlanışıdır. Bu muhteşem manzara Türkiye sevdarlarının dünyaya meydan okuyuşudur. Buradan şahit olduğum duygu seli karşısında bahtiyarlıkla açıklıyorum ki Milliyetçi Ülkücü Hareket ile Cumhur İttifakı Türk milletinin geleceğini kurmak, Türk devletinin geleceğini kurtarmak ve mazlum milletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır. Samsun'dan yükselen milli ses Türkiye'nin yükseliş umudu olacaktır. Samsun'dan yükselen ses yeni bir Ergenekon gibi kudretli yürüyüşü simgeleyecektir. Samsun'dan yükselen ses tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi her alanda bir diriliş müjdesi olacaktır. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır. Milli mücadele süreci millet sevgisinin, milli aklın, devleşmiş imanın ve en önemlisi gıpta edilecek bir sabrın sınandığı milliyetçiliğin yol haritasıdır. 14 Mayıs 1919 günü Nişantaşı'ndaki Sadaret Konağı'ndan ayrıldıktan hemen sonra Teşvikiye'ye doğru hızlı adımlarla ilerlerken beraberindeki Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya samimi bir lisanla şu soruyu sormuştu. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Öyleyse şöyle cevap vermişti. Evet paşam, bir şey yapacağım. O bir şeyden istiklalin güneşi doğacaktır. O bir şeyden milli devlet doğruldu. 19 Mayıs 1919'da umutsuzluğun koyu sinsi dağıtıldı. Teslimiyetçiliğin ölü toprağı cesaretle kaldırıldı. Milli bağımsızlığın adımları Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, İnönü, Sakarya, Afyonkarahisar, Dumlupınar ve İzmir etaplarından sonra düşman bereketli topraklarımızdan sökülüp çıkarıldı. Tam bağımsızlığımız şehit kanlarıyla kesinleşti. Ebedi kardeşliğimiz muhabbet ve hürmetle kenetlendi. Milli varlığımız ve milli değerlerimiz faziletle kemikleşti. Milli dayanışma huzurumuz fedakarlıkla keskinleşti. Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Türk milleti var olduğu müddetçe esareti elinin tersiyle itti. Samsun'a çıkış 29 Ekim 1923'ün yani Cumhuriyet'in kuruluşunun müstesna iradesiydi. Şu günkü zaman aralığında bu iradeye kilit vuramayacaklar. Bu iradeye ambargo koyamayacaklar. Güvence Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki muazzam dirayettir. Güvence aziz Türk milletinin kahramanlık itibarıdır. Aynı zamanda 19 Mayıs 1919'da
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün de karar ve hareket merkezidir. Bugün karşımızdaki şartlar 1919 tarihindeki küresel dayatmalarla az ya da çok benzerlikler taşımaktadır. Türk milleti Lozan öncesine döndürülmek, serv şartları birer birer önümüze getirilmek istenmektedir. Dışarıda taviz, teslimiyet, tutarsızlık ve ilkesizlik türbülansına kapılan, içeride ise yalan, talan, yağma, istismar ve inkar politikalarına bel bağlayan muhalefet partileri ve onların medyaya, iş dünyasına, akademi hayatına, sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanmış ayakları Türkiye'nin karşı cephesinde toplanmışlardır. Ancak milli ilerleyişimizi durdurmaya da takatleri yetmeyecektir. Lider ülke Türkiye hedefinin nişanesi olan Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir, menziline doğru süratle ilerlemektedir. Bu meydanda toplanmış kardeşlerime açık açık soruyorum. Cevabınızdaki şiddetin Karadeniz'i dalgalandırmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini çürütmek amacıyla bir masa etrafında toplanmış zillet partilerine 19 Mayıs ruhuyla direnecek misiniz? Türkiye'yi zalimlere rehin bırakmak için kuyruğa girmiş işbirlikçi siyasetçilere 103 yıl önce atılan ilk adımın onuruyla karşı koyacak mısınız? Zulme sesini çıkarmayan, terörizme itiraz etmeyen, zillet ittifakına Samsun'un, Ordu'nun, Giresun'un, Sinop'un, Kastamonu'nun, ez cümle Türk milletinin tarihten süzülüp gelen güçlü iradesini gösterecek misiniz? Hepsinin yüzüne boşuna uğraşmayın, boş yere vakit harcamayın. Bizim adayımız belli, kararımız net diyecek misiniz? Elbette Cumhur İttifakı'yla Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy ve onay verecek misiniz? Samsun'un bu duruşu, milletimizin bu hissiyatı var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğun ufkunda kutup yıldızı gibi parlayacaktır. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine az bir süre kala Zillet İttifakı'nın adayı hala ortada yoktur. Kazanacak aday polemiği zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Bu yıl içinde sırayla kurdukları eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar ve lakin bir arpa boyu mesafe alamamışlardır. Elbette bu husus kendilerinin bileceği bir konudur. Esasen içine düştükleri buhranın bizi alakadar eden veya edecek bir tarafı da yoktur. Ancak Türkiye'mizin istikbalini risk ve tehlikeye atacak sakıncalı ilişkileri, sarsak irtibatları ve sancılı unsiyetleri olduğundan dolayı Zillet İttifakı'nın kundura derisinden yapılmış maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Tek bildikleri, tek söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönme planlarıdır. Bunun dışında ne bir projeden, ne takdire layık bir hedeften, ne de sadra şifa politik ve ekonomik bir tekliften bahsettiklerini duyan, gören, şahit olan çıkmamıştır. 6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur. Gelecekle ilgili en küçük hazırlıkları
söz konusu değildir. Her birisinin gizli ajandası, bununla mündemiş farklı cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır. Birbirleriyle anlaşamayan, birbirleriyle çatışıp çelişen, birbirinin kuyusunu kazıp masadan kalkmak için fırsat kollayan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır. Böylesi kriz ve karmaşaya sapmış ucube zihniyetlere Türkiye'nin emaneti düşünülemeyecektir. Sadece yapılanı yıkmak, eskiyi tekrar inşa etmek amacıyla bir araya gelmiş, çıkarları dışında hiçbir şeyi gözetmeyen partilere güven duyulur mu? İtibar edilir mi? Ruhsat verilir mi? Tamam denir mi? Zillet İttifakı kukladır. Kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Zillet İttifakı milletin hassas değerleriyle oynayarak, devletin temel kurumlarıyla çatışarak çıkmaz bir siyaset yolunu seçmiştir. En başta Cumhuriyet Halk Partisi çok tehlikeli sonuçları ağır olacak bir yanlışın içine sürüklenmiştir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Proje sahibi ise her fırsatta Türkiye'ye saldıran yerli ve yabancı mihraklardan teşekkül etmiş yıkım lobisidir. Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Çünkü asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir. 6+1 sayıda partinin oturduğu masayı altından üstünden inceleyen herkes neyin ne olduğunu, hangi emellerin havi olup hakimiyet kurduğunu çok açık görecektir. Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı. Zulmet faillerinin ayaklarına tutunduğu masaya da bırakılmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni tarih sahnesine çıkartan soylu irade, Cumhur'un bizatihi kendi iradesidir. Bu iradenin kifayeti ve künü masalar değil, zafer meydanlarıdır. Tezgah altı siyasi ilişkilerle milli geleceğimize ipotek koymayı heves edenlerin bu heveslerini kursaklarında bırakmaya söz verdik. Yemin ettik. Onlar varsın, birbirleriyle oynayıp gün be gün oyalanıp dursunlar. Cumhurbaşkanı adayı o mu olsun, bu mu olsun diye masalara yüz sürsünler. Keyifleri yetene kadar 7 düvelle güç birliği yapsınlar. Cumhur İttifakı tarihine bakacak, hizmetine bakacak, çalışmaya bakacak, milletine bakacak, ülkesine bakacak, büyük işler başarmaya bakacak. Küresel güç Türkiye'nin mimar başlığı nasıl olurmuş cümle aleme ispatlayacaktır. Bulanık suda balık avlama merakında değiliz. Belirsizliğin rotasını takip etme anlayışında değiliz. Makam, mevki, servet, şöhret devşirme arayışında hiç değiliz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben kavrayış ve kararıyla hamle üstüne hamle yapma amacındayız. Canımızdan aziz bildiğimiz milletimizi, candan ileri saydığımız vatanımızı, canımızın cananı gördüğümüz devletimizi dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasındayız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Cumhur'un zaferiyle taşlandırmanın gayesindeyiz. Bu haklı ve tarihi mücadelemizde yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye yüzyılına milli birlik ve kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmindeyiz. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerini, Türk milletinin karar anı
Türk tarihinin yol ağzı Cumhuriyet'in yeni yüzyıla demokratik sözleşmesi olarak değerlendiriyoruz. Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Karar verdik, mutlaka tatbik ve takip edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız. Hiçbir gevşemeye, suizana, gönül kırgınlığına müsaade etmeyeceğiz. Seçime kadar değil, Türkiye yüzyılının çatısını el birliğiyle öresiye kadar aziz milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde üst lige taşıyana kadar biriz diyeceğiz. Diriyiz diyeceğiz. Birlikte cumhurun ruh kökü, cumhuriyetin sarsılmaz güvencesiyiz. Diyorum ki Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı pazarlıksız, aracısız, hesapsız, hilafsız, hilesiz, vatan türbedarı Türk milletinin has bahçesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birinci hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. İkinci hedefimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısıyla siyasal destek seviyesini en çoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin oluruyla almaktır. Nihai arzumuz Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır. Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için Cumhur İttifakı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nitelikli çoğunluğa ulaşmamız mecburiyet, parlak bir gelecek içinde mükellefiyettir. Bunu birlikte yapacağız, elbette başaracağız. Şimdi sözü sizlere bırakıyor, sorduğum sorulara ders gibi, çığ gibi, volkan gibi, gök gürültüsü gibi cevap vermenizi bekliyor. Hür iradenizin her yerden duyulmasını ümit ediyorum. Hazır mıyız? Hazır. Adayımız belli, kararımız net diyoruz ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini hedefliyoruz. Buna var mısınız? Hazır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Samsun'dan, Ordu'dan, Sinop'tan, Giresun'dan, Kastamonu'dan en fazla sayıda milletvekili çıkarmasını yüreğimizle hedefliyoruz. Buna destek, takdir ve tercihinizle Cumhur İttifakı'nın yanında duracak mısınız? Evet. Yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı arttıracak mısınız? Evet. Türkiye'nin gücüne güç katacak, kalıcı ve köklü reformların hayata geçmesini süreklilik içinde sağlayacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine var olan desteğinizi sürdürecek misiniz? Evet. Söz veriyor musunuz? Evet. Sandıklardan taşıyor muyuz? Evet. Cumhur'un zaferine birlikte imza atıyor muyuz? Evet. Maşallah, bu ne heybet, bu ne heyecan, bu ne görkem böyle. Dağ başını duman alsa da Gümüşdere durmaya bakacak, istikbalin güneşi ufuktan doğacak, bu evetlerinizin desteğiyle yürüdükçe Türkiye'nin önünü ardına kadar açılacak. İnşallah. Çok yaşa Şamsun. Bin yaşa Türk milleti. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım,
önemli altını çiziyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci 5 yıllık dönemi muazzam icraat ve atılımların hayalden gerçeğe dönüşmesine sahne olmuştur. Türkiye aradığı demokratik enerji bu yeni sistemde bulmuştur. Türk milleti tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle, sosyolojisiyle uyumlu muazzam bir yönetim sistemini tercih etmiş, Türkiye Cumhuriyeti geçmişle geleceği buluşturan dinamik bir kulvara geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adam yönetimi diyenler yalancıdır. Yozlaşmanın çukurundadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine istibdat, şahsım rejimi diyenler utanmadan, sıkılmadan diktatörlük lekesi sürenler 10 numara müfteridir. Türkiye siyasi müflislerin hafsalasının da dayanamayacağı bir seviyeye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tırmanmıştır. Hakikat gün gibi ortadadır. Bu hükümet modelinin dünyada hiçbir yönetim sistemine benzemediğini ileri sürenlere 1921'de aynı minvalde eleştirilere maruz kalan Gazi Mustafa Kemal'in sözüyle cevap veriyorum. Biz bize benziyoruz. Biz kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve tabiatımızla terakki ediyoruz ve edeceğiz inşallah. Bize benzemeyenlerin, yani Türk milletinin hasletlerine ileri ölçüde yabancılık çekenlerin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı gelmesi onların ayıbı, onların arızası, onların açmazı, onların vebalidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hazırlayan Cumhur İttifakı kabul edip onaylayan aziz Türk milletidir. Millet ne diyorsa boynumuz kıldan incedir. Milletin seçimini karalayanlar demokrasiyi ağızlarına alamaz, adaleti diline dolayamaz, ahlaktan da bahis açamaz. Hadi yaptılar diyelim, o zaman da sahtekar olmaktan asla kurtulamazlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ülkemiz dış politikada altın yıllarını yaşamaya başlamıştır. Siyasi ve ekonomik ablukalara cesurca karşı durulmuştur. Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Ege ve Doğu Akdeniz'de söz geçiren, söz dinleten, egemenlik haklarından bir milim taviz vermeyen bir Türkiye gerçeği ortaya çıkmıştır. Otobanlar, kara ve demir yolları, havalimanları, köprüler, tüneller, tüp geçitler yapılmış, ülkemiz dev bir şantiyeye dönüşmüştür. Dünyayı mahvu perişan eden salgınla en tesirli mücadeleyi Türkiye yapmış, insan onuru, insan ve toplum sağlığı esas alınmıştır. Dar ve sabit gelirli insanlarımızın enflasyon canavarını ezdirilmemesi amacıyla transfer harcamaları, mali ve sosyal destekler artan ölçeklerde sağlanmıştır. Türkiye'de hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamıştır. Türk Devletleri Teşkilatı kurularak Türk Birliği'nin ümitleri yeşermiştir. Kızıl Elma ülküsü etrafında tam bir kucaklaşma yaşanmıştır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iki tarafla aynı anda görüşen barışın ve kalıcı çözümün müdafisi tek ülke Türkiye olmuştur. İstanbul Anlaşması ile Karadeniz Tahıl Koridoru açılmış, mağdur ve mazlum toplumlara el uzatılmış, vicdan seferberliğine köprü inşa edilmiştir. Bu kapsamda doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen siyasi bir irade tecelli ve temerküz etmiştir.
Başkent Ankara vizyonuyla dünyayı Türkçe okuma kararlılığı kuvveden fiile geçmiştir. İtilafları törpüleyen, işgallere direnen, darbelere göğsünü geren, hakkını yedirmeyen, hukukunu çiğnetmeyen, milli duruşunu incittirmeyen, onca sataşmaya, onca tuzağa, onca kara kampanyaya rağmen sağlam duruşunu bozmayan bir Türkiye gerçeği hamdolsun serpilmiş ve sivrilmiştir. Kıbrıs Türklüğünü dünyaya anlatan, tanınması için geceyi gündüze katan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olmasına ortam hazırlayan, Karabağ'ın azatlık mücadelesinde Azerbaycan'la kol kola giren bir Türkiye hepimizin haklı gururu haline gelmiştir. Maalesef ekonomide ayak oyunları hiç bitmemiştir. Küresel tefecilerin tertiplerinde bir azalma görülmemiştir. Türkiye'nin faiz, kur ve enflasyon sacayağında yıkımını düşleyenlerin, yönetilemeyen bir ülke olmasının hesabını yapanların sokakları karıştırmak suretiyle demokrasi dışı arayışları teşvik edenlerin alçakça kurgularında bir gerileme yaşanmamış, bilakis bir artış gözlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alayına birden aşılmaz bir sur çekilmiş, bütün oyunlar bozulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 18 Kasım 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul Borsası'nın itibarına gölge düşürme, manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Son bir yıldır rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır. Yatırımcılara borsaya gitmeyin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, gavurun kılıcını sallayan, Türkiye'nin güvenirliğini ve imajını sakatlamaya çalışan milli güvenlik sorunudur. Türk şirketlerinin değerini düşürmek için tezvirat borsası işleten, buna karşılık İstanbul borsasının yükselişinden dolayı çılgına dönen Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur. Samsun'dan diyorum ki, bu Kılıçdaroğlu tasfiye memurudur. Tasfiyecidir. Cumhuriyet Halk Partisi Aziz Atatürk'ün ilkeleri ve Türkiye'ye tehdit altındadır. Bu zillet zihniyeti ne söylerse söylesin, hangi iftiradan medet umarsa umsun, bugün devlet çok daha güçlü, millet çok daha umutlu, gelecek çok daha aydınlıktır. Bilhassa terörle mücadele çok önemli kazanımlar elde edilmiş, bölücü terör örgütünün ve diğer kanlı yedeklerinin beli kırılmıştır. PKK-YPG terör örgütünün eylem kapasitesine darbe indirilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru askeri hareketlerle baltalanmıştır. Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde, yurt içinde hainleri araya araya bularak etkisiz hale getirmişlerdir. Ve bu müessir süreç devam etmektedir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır. Fakat terörizmi besleyip palazlandıran dost görünümlü şaibeli ülkeler Türkiye'nin önünü kesmek, güvenliğimizi ve huzurumuzu sabote etmek için kiralık katiller kullanmaktadır. 13 Kasım'da İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan hünhar saldırı Türkiye düşmanlarının faal olduklarının şüpheye yer bırakmayacak en son kanıtıdır. Gerek İstiklal Caddesi'nde,
gerekse de terörle mücadele esnasında şehit düşen tüm vatan evlatlarına bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Dün gece yarısı başarıyla icra edilen pençe kılıç hava harekatıyla teröristlerin saklandıkları barınak, sığınak, mağara ve inleri isabetle vurulmuş ve hamdolsun kullanılmaz hale getirilmiştir. Hainler için hiçbir yer güvenli ve korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyor. Kazaları ve mücadeleleri hayırlı olsun diyor. En alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini birden tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Alemde şer bitmezse Oğuz'da er tükenmez, asla da tükenmeyecektir. İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan katil her şeyi bir bir açıklarken hala Cumhuriyet Halk Partisi'nden ipine kadar malum partilerin yöneticileri sözde somut delil peşindedir. Kanlı saldırıyı örtbas etmenin amacındadır. Terörist YPG'ye katıldım. Ben teröristim itirafını yaparken zillet partileri ağız birliği etmişçesine hayır kuşku var diyerek suyu bulandırma yarışındadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup başkan vekili teröristin hangi örgüte mensup olduğu muamma sözlerini ağzından kurşun gibi çıkarmıştır. İP'in bir genel başkan yardımcısı da terörist taşıdığı pakette ne olduğunu bilmiyor olabilir iddiasını küstahça ifade etmiştir. Zillet İttifakı HDP'yi ürkütmemek, PKK-YPG'yi güçlendirmemek, üstelik zilliyetleri masketlemek için milletimize ve şehitlerimize adeta hakaret kuyruğuna girip zehir saçmayı siyaset zannedecek bir sefalete savrulmuştur. Devletin değil, terör örgütünün açıklamasına itibar edecek kadar alçalmışlardır. Teröriste terörist diyemeyen kim varsa bizim gözümüzde teröristin eylem ve fikir yoldaşıdır. Bu da şerefli ve onurlu bir tavır olamayacaktır. Katile katil diyemeyenlerin mesela İstiklal Caddesi saldırısını iktidara teşmil etme gayret içine girenlerin vatan ve millet sevgisi kalmamıştır. Nedir bunlardan çektiğimiz? Bu zillete nereye kadar katlanmak durumundayız? Acılarımızı paylaşmak yerine nifak kusanların devleti ve hükümeti töhmet altında bırakanların dili terör dilidir, propagandası terör propagandasıdır. Bunların iki dünyada da yatacak ve sığınacak yerleri yoktur. Karşımızdaki tablo zillettir, rezalettir, hezimettir, hiyanettir, aleni suç ortaklığıdır. Şimdi siz söyleyiniz. Vatana, bayrağa, devlete ve millete sahip çıkacak mısınız? Son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadeleye destek olacak mısınız? Terör örgütleriyle işbirliği yapan YPG bize mi saldıracak diyen, FETÖ'ye zeytin dalı uzatan yabancı ülkelerde Türkiye aleyhtarı çevrelere yanak yana verip fitne fesat yayan zillet partilerinden teker teker hesap soracak mısınız? PKK'yı aklamak için Türkiye ayaklar altına alma teşebbüsünde bulunan soysuzların yakasından tutacak mısınız? Çok şükür hemfikiriz. Aynı çizgideyiz, aynı amaçtayız. Andolsun ki husumet cephesine Türkiye'yi dar edeceğiz. Tekrar soruyorum sizlere.
sandık önünüze geldiğinde, mührü elinize aldığınızda üç hilale evet diyecek misiniz? Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evet diyecek misiniz? Evet. Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kol kanat gerecek misiniz? Evet. Bu evetlere dayanarak zalimin zulmü yanına kalmayacak, zilletin zararı yanına bırakılmayacaktır. Milletimin her ferdini Cumhur İttifakı'nın ahlaklı mücadelesine davet ediyorum. Herkesi Türkiye ve Türk millet ortak paydasında buluşmaya çağırıyorum. Bizim çağrımız halkın, haklının ve hakkı yenmiş gariplerin çağrısıdır. Bizim çağrımız lider ülke Türkiye'nin tarihten gelen çağrısıdır. Bizim çağrımız 85 milyon Türk vatandaşımızın huzur çağrısıdır. Bizim çağrımız 19 Mayıs 1919'da milli mücadele ateşi yakan kurucu kahramanların çağrısıdır. Bizim çağrımız adil paylaşıma, adaletli bölüşüme, eşitlikle kardeşçe, kişi hak ve hürriyetlerine saygıyla pekişmiş bir hayata çağrıdır. Bizim çağrımız milli kararlılığın, milli doğruluşun, milli kucaklaşmanın gür çağrısıdır. Çağrımız sözdür, şerefimize emanet edilmiş manevi sözleşmedir. Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimle yolumuz birdir. Her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalarıyla amacımız ve arayışımız aynıdır. Bizim için hiçbir siyasi hedef ve proje Türkiye'nin egemen devlet vasfından, Türk milletinin varoluşundan, insanımızın huzur ve refah gayesinden daha önemli ve öncelikli değildir. Biz hainlere, eşkıyalara, canilere, sömürgecilere karşı helalin, şühedanın, gazilerimizin ve milletimizin yanındayız. Biz ekonomik teröristlere karşı ekmeğimizin, emeğimizin, alın terimizin tarafındayız. Biz tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız. Biz bağımsız ve güçlü Türkiye'den, büyük Türk milletinden tarafız. İnancımıza göre feda edilecek, yok sayılacak, ihmaline göz yumulacak tek bir insanımız yoktur. Küresel komplolara karşı devletin safındayız. Biliniz ki kararlılığımız dosta güven vermektedir. Haykırışlarınız düşmana korku salmaktadır. Engellemelere karşı yılmayacağız. Tuzaklara karşı dikkatli olup hiçbirisine aldırış etmeyeceğiz. Elbette başaracağız ve birlikte başaracağız. 2023 lider ülke Türkiye'miz gerçekleşecektir. Elbette olacak, birlikte olacaktır. Ülkümüzle ülkemiz huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacaktır. Elbette olacak, birlikte olacaktır. Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir. Biz kardeşiz, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Olacaksa birlikte olacaktır. Başarıya birlikte ulaşmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi ve ekonomik istikrar korunacaktır. Elbette olacak, birlikte olacaktır. Aklın ve bilimin hakim, hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacak. Elbette olacak, birlikte olacaktır. Hiç unutulmasın ki Türkiye'nin üniter yapısına, Türkiye'nin milli devlet anlayışına, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz biliyoruz ki
müştereklerimiz ayrılıklarımızdan üstündür. Biz biliyoruz ki bütün Türk illerinde kapsayan büyük bir aileyiz. Nitekim biz büyük Türk milletiyiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Son kez soruyorum sizlere. Seçim vakti geldiğinde şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Cumhur'un muazzam iradesini gösterecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? Allah razı olsun sizlerden. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah. Merhum ve muhterem şairimiz Arif Nihat Asya vatan şiirinde ne güzel de söylemişti. Ezanımdan alışıp tekbire buldunuz mutluluk imanımınla. Vatan ettim sizi ey topraklar, beş vakit damgalayıp alnımla. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyetin temellerini atıldığı topraklarda Cumhuriyetin ve devletin teminatı, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri, saygıdeğer genel başkanımızı uğurluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Samsun'da aday belli karar net mitingini gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan gündeme damga vuran mesajlar verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli saniyeler önce hitaplarını noktaladı ve binlerce kişiye şu anda karanfillerini dağıtıyor. Az sonra da miting alanından ayrılacak MHP lideri Devlet Bahçeli. Vermiş olduğu mesajlar her zaman olduğu gibi çok çarpıcıydı. Gündeme damga vuran mesajlar verdi. Elbette ki birçok konu başlığında hem iç hem de dış politikaya dair mesajlar öne çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli şu dakikalarda da büyük bir coşkuyla MHP liderinin uğurlanmakta olduğunu söyleyelim. Onu bekleyen, sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran binlerce vatandaşa karanfil dağıtıyor MHP lideri. Sevgi Selin'in de ekranlara yansımış olduğunu söyleyelim. Canlı olarak Samsun'dan gelmeye devam ediyor sevgili izleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu mesajlara bakalım. Öne çıkan başlıkları bir kez daha hatırlatmış olalım ki tarihe bir atıfta bulunarak başladı MHP lideri Devlet Bahçeli o çarpıcı mesajlarına. 1919 yılını hatırlattı. Bu dayatmalar o yıllara benziyor dedi MHP lideri ve şu dakikalarda da MHP lideri Devlet Bahçeli'ye günün anısına bir form